Odesalı Kosti. Yunanistan doğumlu Odesalı lakaplı Odesalı Kosti tünelden Taksim'e kadar bütün mekanlarının haracını yiyor ve hiçbir ipucu bırakmadan kayıplara karışıyordu. Başı sıkışınca da işgal polisleri sayesinde paçayı sıyırıyordu. Solak Igor, küçük yaşta ailesi ve ısımları arasında çıkan silahlı çatışma sonucu sağ kolundan yaralanıp sakat kalan Igor, Konya'da babasıyla birlikte göç edip İstanbul'a geldi. Baba mesleği olan terziliği sakat kolu nedeniyle yapamayınca işi serseriliğe vurmaya başladı. Eyüp'e kadar tam 4 yıl boyunca bölgenin tek kabadayısı oldu. Fakat bir hayat kadınıyla olan birlikteliği ileride saltanatı bitirecekti. Sivas doğumlu Piçardaş İstanbul'a gelip Üsküdar'a göz koydu ve Manavcı Ali'yi öldürdükten sonra istediğini alıp Üsküdar'ın tek hakimi oldu. Söylentiye göre Piçardaş'ın girdiği düellolar en az bir saat sürüyormuş. Arap Üstünü, Trablusgarp doğumlu, Tophane semtini inim inim inleten insan azmanı. Trablusgarp'tan ne sebeple ve nasıl geldiğini kimse bilmiyor. İsmini duyurmaya başladığı zaman Salı Pazarı'nda iki kişiyi Arap yapısı kaması ile öldürmüş fakat delil yetersizliğinden yakayı kurtarmıştı. Cumhuriyet'in ilanıyla Arap Üstünün de defteri dürüldü. Hükümetin 28 Mayıs tarihli kararıyla hudut dışı edildi. Şıkmanoğlu, Tokat doğumlu Şıkmanoğlu, ünlü İstanbul kabadayıları arasında adam öldürmemiş tek kişi ünvanına sahip. Çıkan kavgalarda ve düellolarda silah kullanmayan Şıkmanoğlu sadece kafasını ve yumruğunu kullanırdı. Hristo, Hrisantos abiyi ve koça ile birlikte tramvaylarda yolcuların para çantalarını kapıp kaçarak ve bazen de annesinin girdiği ummaneye gelen erkeklerin paralarını çalarak başladı bu işlere. Hrisantos yaşı ilerledikçe karmanyolcuları da başlayıp etrafında dönemin ünlü aydutlarından oluşan bir suç çetesi oluşturdu. Baltalı Hano, 12 yaşında oğlunun bir gün ortadan kaybolmasıyla telaşlanan kadın, oğlunu aramak için yollara düşeceği vakit kabadayı sevgilisi tarafından vazgeçirilir. Sevgilisi haraçları topladıktan sonra hamamda geceyi sonlandırdığını fark eder ve içeri girdiğinde oğlunu bir hamam oğlanı olarak görür. Hamamı yakmak için bulunan odunların yanındaki baltayı kapmasıyla sevgilisi dahil 21 kişi öldürür. Baltayla adam öldürmek suçlarından yargılanıp kurşuna dizilerek öldürülür. Konyalı Osman, sağ kolunun iç tarafında büyükçe bir şişlik olan Konyalı Osman tam 8 yıl Kadıköy'e kan kusturmuştu. Kendi sonu da yakalandığı tüberküloz yüzünden kan kusarak olmuştur. Kesik Nikola, babasının en iyi arkadaşını jiletle yaralar. Zindan kapının hamallarını haraca kesmeye başlar. Artık un kapının dayısıdır. Haraç vermek istemeyen 4 kişiyi yaralar. Rıza ismine bir hamalı da öldürür. Kumarhaneler ve randevu evlerini kendisine bağlar. Las Hüseyin tarafından Şıkmanoğlu'nun kumarhanesinde öldürülür. Yamalı Yorgi, küçük yaşta balıkçı babasıyla sandalda balık pişirirken düşen tava sonucu sağ kulağından yanağına doğru bir yanık izi oluşur. Bu yüzden dolayı kendisine Yamalı lakabı takılır. Kapatması, Rum Despina'nın koruma çabaları da onu ölümden kurtaramaz. Su testisi su yolunda kırılır. Misali 1923 yılında Arnavutköy'de kuytu bir köşede ölü bulunur.